بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah Subhanahu ve Taala'nın güzel isimlerinden okuyurken nabattaki dersimiz Asmaul Husna'da Allah Taala'nın As-Sittir ismi hakkında ders başlayacağız. Bugün inşallah devam edeceğiz bulamız. As-Sittir tosuvçu, yapuvçu, berkituvçu manolarını bildiradi. Bandalarning ayblarini, nuqsonlarini, kamchiliklarini haloyiqlardan tosuvçu, yapuvçu ve berkituvçu bo'lgan zot. Rob Robdir. Banda bandadir. Qabih narsani berkitib, go'zal narsani zohir qilish, ko'rsatish Rob Subhanahu va taoloning ishidan. Endi qabih narsalarni istab, oshkor qilib, yoyib yurish, go'zal narsalarni berkitishlik mo'min bo'lmagan, fojir, fosiq, yomon bandalarning fe'lidir. Mo'min kishi o'zida mana shu komillik sifatlarini paydo qilishiga intiladi. Qabihliklarni berkitib, go'zal narsalarni oshkor qilishlikka doim intiladi. Albatta bu oliy insoniy sifatlardan. Alloh azza va jalla as-sittir bo'lgan zot. Agar banda haqiqiy tavba qilsa, nasuh tavba qilsa, sittir bo'lgan Robbimiz, as-sittir bo'lgan Robbimiz uning ayblarini, nuqsonlarini, kamchiliklarini berkitadi. Mana agar banda nasuh tavba qilsa, Tubu ilallohi tavbatan nasuha deydi Alloh taolo. Ey iymon keltirganlar, Alloh taologa nasuh tavba qilinglar. Nasuh tavba qanaqa tavba? Banda agar nasuh tavba qilsa, Alloh taolo maloikalarga buyuradi, unut. Yelkamizda yozib turuvchi kiromin katibin farishtalarga buyuradi, unut. Yer yuziga buyuradi, unut. Nimani unut? Shu bandami qilgan gunohini. Yelkamizda turgan farishtalar bizni qilayotgan savob va gunoh amallarimizni to'xtovsiz kecha kunduz yozib turadi. Ammo banda qilgan gunohidan tavba qilib, nasuh tavba qilgan bo'lsa, mana shu farishtalar esdan chiqarmaydi. Yozilgan narsa o'chmaydi. Yer yuzida qilganmiz mana shu gunohni. Banda gunoh qilar ekan shu yer yuzida qiladi, shu gunohini hatto yerga ham unuttirib qo'yadi. Nimasini unut deydi? Uni qilgan gunohini. Chunki bu banda nasuh tavba qildi. Alloh as-sittir bo'lgan zot. Alloh taolo o'chirib tashlaydi, yopib tashlaydi. Mana payg'ambarimiz aytganlaridek, at-taibu minaz-zambi kaman la zambala. At-taibu minaz-zambi kaman la zambala. Gunohidan tavba qilgan kishining misoli xuddi gunoh qilmagan kishining misoli kabi. Haqiqiy nasuh tavba qilgan banda shu gunohini qilmagandek banda. Nasuh tavba. Mana aytayapmiz, nasuh tavba. Qanaqa bo'ladi nasuh tavba? Tavba qilib qo'y, ichib qo'yadigan emas. Tavba qilib bo'ldi, xudo qattiq qilmaydi, tashkini qilib qo'yadigan emas. Bu masxaravozlik ekan. Ulamolar aytadi, bandani tavbasi qabul bo'lishi uchun, uni tavbasi nasuh tavba bo'lishi uchun 3 shart bo'lishi kerak. Ko'p aytamiz buni. Birinchisi, shu gunohni to'xtatish kerak. Ikkinchisi, shu gunohni qilganligiga qattiq afsus nadomat chekish kerak. Uchinchisi, qaytib qilmaslikka ahd berish kerak yoki shu ahdda turish kerak. Shunda uning tavbasi nasuh tavba bo'ladi. Shunda Alloh taolo mana shu qilgan gunohini o'chirib tashlaydi, yopib tashlaydi, hatto yelkasida yozib turgan farishtalar ham uni esdan chiqaradi. Alloh azza va jalla Qur'on Karimda shunday marhamat qiladi. Astagfirullah. Wallohu yuridu an yatuba alaykum va yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. Alloh tavbalaringizni qabul qilishni istaydi. Xoyi havasga berilgan kimsalar esa
haq yoldan butunlay og'ib ketishingizni istaydi. Alloh siz bilan bizni gunohimizni kechirishligini xohlaydi. Alloh tavba qildi buyurdi bizga. Nima uchun? Tavbamizni qabul qilish uchun. Alloh istig'for ayt banda qilgan gunohingga dedi. Nima uchun? Istig'forimizni qabul qilib gunohimizni kechirish uchun. Alloh taolo mendan so'ra dedi. Nima uchun? So'raganimizni berishligi uchun. Qarang, Alloh taolo gunohingni kechirishligini xohlaydi deyapti. Lekin haqdan toyilgan insonlar esa sizni mana shu toyilishingizda davomiy bo'lishingizni xohlaydi. Ular bilan o'tirib bir xatoga gunoh yo'l qo'yib qo'ysangiz, bo'ldi endi deydi. Mana qildi endi yuraver endi deydi. Lekin Alloh taolo nima deyapti? Sen tavba qil, men tavbangni qabul qilay. İstiğfar et, günahını keçirin. Demek ki mumun kişi güzelliğini fosh qiladi, ayb-i nuqson kamchiliklarini berkitadi. Çünkü onu Rabbisi as-sittir bo'lgan Alloh azze ve celle unga shu narsani buyuradi. Biz o'zimizdan so'raylik. Men atrofimdagi odamlarning haloyiqni, yaxshiliklarini gapirib fosh qilib yuradigan odammanmi? Yoki aksincha nuqson kamchilik ayblarini eshitib yoyib yuradigan odammanmi? Hamma o'zini yaxshilikni gapiraman deb gumon qiladi. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisiga quloq tutamiz. Bu Imom Bayhaqiydan Rasululloh aytadilar. Ta'awwadu billahi min salati fawaqi. Ya'ni 3ta narsadan panoh tilanglar. 3ta ishda Allohdan panoh tilanglar. Ta'awwadu min mujawarati jari su in ra'a khayran katamahu va in ra'a sharran adha'ahu. Yomon qo'shniga qo'shni bo'lishlikdan panoh tilanglar. Bu shunaqa qo'shniki yaxshiligini ko'rsa berkitadi, yomonligini ko'rsa yoyib yuboradigan kishi. Bitta kitob bo'ladi mahallada shunaqa. Bilasizlarmi, bo'ladi. Qoylab yuradi. Qachon kelsang negativni eshitasan, pozitivni hech qachon eshitmaysan. Negativ faqat salbiyat. Hammani kavlab yuradi. Mushkila nimada? Uni shu sassiq gapni yayib yurishiga xaridormizda biz. Biz eshitishni xohlaymiz, eshitamiz, o'shuning uchun olib keldik tovarni. To'xtang, menga kerak yo'q bu narsani gapirish. Yaxshi gap bo'lsa gapiring, bo'lmasa yig'ishtiringda. Bankrot bo'ladi bu bozor. Odamlar bo'ladi, bunaqa odamlar har zamonda, har makonda bo'lgan. Boshqalarni faqat aybi kamchiliklarini istab yuradi. Fazilatini ko'rmaydi, faqat kamchiligini istaydi. Agar top qolsa birorta kamchiligini doston qilib yoyib yuradi. Hozir aytganimdagi mushkila unda emas. Mushkila shuni gapiga xabar bo'lganlar ko'pligida. O'tgan darsda aytdim, hozirgi aksar ommaviy axborot vositalarini qarasangiz, ishi ayni shu. Kavlab yuradi bular. Modiyda qoqilib tushdi, mondi ishim yirtiq ekan, modiyda falon joyda mashinaga o'tirib yiqilib tushdi. Nima bo'ldi yiqilib tushsa odam u? Hali oxirida bitta hadisni o'qiyman. Mana shu boshqalarda ayblarini yopib, faqat fazilatini yayuvchi bo'lishlik uchun nima qilish kerak? Bitta hadis javob beradi shunga bizga. Shu hadisga amal qilsangiz, siz ayblarni berkitib, fazilatni ochadigan odamlar qatorida bo'lasiz. Ajib qanaqa hadis ekan? Aksariyatingiz bilasizlar bu hadisni. Yoddan bilasizlar kerak bo'lsa. Bu islomiy xulqni 4dan bir qismi. Ulamolarning so'zi 4ta hadis bor. Shu 4 hadisdan islomiy xulqlar jamlangan. Kim mana shu 4 hadisga to'liq amal qila olsa, xulqi islomiy xulq deyiladi. Demak 25% islomiy xulq shu hadis. Qaysi hadis kerak? Bir o'ylab ko'ringlarchi. Davom etamiz. Demak, payg'ambarimiz aytayaptilar, 3ta musibatdan, 3ta yomonlikdan panoh tilanglar. Birinchisi yomon qo'shniga qo'shni bo'lishdan. U shunaqa qo'shniki, yaxshi yiring ko'rsa bekitadi. Fazilatingni gapirmaydi, faqat nimani gapiradi? Faqat kamchiligini, nuqsonini gapiradi. Ikkinchisi va ta'awwadu billahi min zawjatin su. Yomon ayoldan, yomon xotindan panoh tilanglar. In dakhalta alayha lasanatka va in ghibta anha khanatka. Bu shunaqa yomon xotinki, oldiga kirsang senga aziyat beradi. Sozi bilan, fe'li bilan, ko'rinishi bilan, qilg'ilari bilan. Agar g'oyib bo'lsang xiyonat qiladi. Molingga, obro'yinga,
Bana şu ikinci panahtırlan adı göndersin. Atamız Adam Aleyhisselam'ı Allah Teala yarattı. Cennette bir müddet yalnız yaşadı. Şunda bir vahşetini his kıldı, yalnızlığını. Şunda çap kavurasından bittesini alıp hava ananı yarattı. Uyandı da, kimsen dedi, ay alman dedi. Lima da kul ikti. Neme üçün yaratıldın degeni de, anamız hava litaskunu ileyde cevap verdi. Men bilen canın taskin tapışı için, men bilen canın aramalı için dedi. Özür dünyanın saadeti yapılırken de törden bittesi salih ayol. Yani karesen közünü kuvantırdı. Büyürüsün itaat kıladı. Yok bu sen seni ağal, abroyunu, namusunu, malini himaye kıladı. Şimdi bunu hep tezgahı sonra dünyada törden bir musibeti bana şahit kişide bol yaptı. Üyüge kettirip aram alamasın. Masken, ha üyümüz masken. Ne mi de yani? İşte caniz taskin tapadı yanca o masken. Ayarlı mıydı? Kedip caniz taskin tapadı yanca o hali yine aldı yotu yanda. Üçüncüsü. وَتَعَوَّضُ بِاللّٰهِ مِنْ اِمَامٍ سُوءٍ Yaman imamdan, yaman başlıktan, yaman rahbardan ham palak dileyler. Kanaka rahbar, in ahsanta lam yakbal ve in asa'ata lam yakfir. Yakşilik sen bilmiydi, kabul kımiydi. Eğer hata kısın, keçirliydi. Bana şuna rahbardan aslı da bu kalışlıydan ham, şuna kadar başlıktı, şuna kadar imamda kol aslı işle kalışlıydan, panah dileyler de bat yaptı. Yaman koşunu, yaman hatın, yaman rahbar. Lekin resimimizden çıkmasın. Cüftlerimiz özümüzde layık. Az oturup herkes özününkiye muhabbet yaptı da. Siz özünüz kana kabulsiz cüftiz özüne kal. Çünkü Allah Teala yakşıge yakşı, yamanke yaman, pakizge pakizge, habizge habiz degen. Makul mu? Bana kabul iş gereken ama siz özünüz zor bulun. Şunun için hani zamanda hikmetlerde ayet koyup ki ballarıyla da terbiye elemanda hareket kımeyler. Ular bari bir sırada yokşayan buladı. Üçüncü özüyle de terbiye kılıyorlar dedi. Şu fikirme yüzüleyen yoktu. Ballarda terbiye kılaman demeyler. Ular bari bir sırada yokşayan buladı. Şunun için samar yazıra barayelik. Meske köprü akatmayelik. Stadyonga barı yügüreyelik. Cismani bir şuğulan eylik, ballarımız bizge okşayan buladı. Makul mu? Hikmet. Kim bir mumunla aybını yaşatsa, Allah bu kişiden razı buladı ve şu bandanı şu işi için özüge yakın kıladı. Banda rahim şafkatli bulup, arrahim boyan Rabbisi'ye yakın buladı. Banda adaletli iş tutturup, al-adil boyan Rabbisi'ye yakın buladı. Banda mahlukatlarına rahim şafkatli oturup arrahim boyan parvadiga rahim yakın boladı. Ve bende adamlarını aybını kusanlarını belkittirip assettir boyan Rabbisi yakın boladı. Biz özümüzden soruyorduk. Ötken sefana 3-4 mıtta ettim şu yapımı. Neden bir ay burada aybını körüp bitti miyim kördüm? Yaşırıp boyan, halatın boyan mı? Kördüz, açıkça hem imkaniyat var, lakin inleme gelsin. Bu yanlış şunarsa. Bu ise şu amalize ümit kılı olayım. İhtimal şu cennetteki bir köşeye sebep olur şu amalize. Mumun kişi özünü kıyan masiyet amalı bulan fakirlenmeydi. Maşgul söz. Eğer bir an masiyet bulan balalengen bulsanlar, bas onu belirtiler. Yani insan bazı da şu nafsı kalıp gelip, ayağı taylı bir günahki kulurup koyadı da, şu günahı kıp koydu mu? Yeni bırak bilmedi mi? Özü yapıp yürmesliği gerek. Bana günah kıyan adam, günahkar adam mı? Asi deyimiz, facir deyimiz. Asi, facir. Bunun kanaka farkı var bir kere sözlü. Asi, ayağı talip getirip, günahı kıp koyup, hıcalat olup, mağlup halde yürüyen adam, facir, bu yan günah kıyan fakat günahı kıp koyup, günah tıkmayan de, de gerdeyi fakirlenip yürüyen adam. Aramızda asiler köpüken mi, facirler mi? Asiler köpüken mi? Fasa adam Rabbahu fagava. Adam Rabbisi'ye asib oldu, baksızb oldu. Yani bir mette kıldı. Lekin buradalar, şeytanın günahı kibirden boldu. Şeytanın işi facirliği boldu. Günahı kıpoyuptur, yine devam etti şu işi de. O facir boldu. Adam aleyhisselam asib oldu. Demek asiyini halatından göre, facirini halatını meyken,
ağır olacak. Bazı da siz bilmemiz, bir savaplı iş kılamız da, fakir geketip olamız, gurur geketip olamız, kibir geketip olamız, özümüzge baha verip, başkalardan özümüzü afzal köre başlayalımız. Özü şeytan bir savaplı amaldı, kıma, kıma, kıma edip, olduğumuzge 70'de tuzak koyadı. 70'de tuzakdan ahlap ötüp, öşe yakşı iş kılamız. Tıp boyanımızdan keyin, şeytan maksadı yetamadı, kıp koyduk. Koyganımızdan keyin buzuşga harakat qiladi. Qoyil deydi. 70'de tuzoq qo'ysam ham oxlab o'tib qilding-a, qoyil deydi. Shunda nima qilasiz? O'zingizga baho berib qo'yasiz, shu yerda sig'amni ketib qolamiz. Faxrga va g'ururga yetaklovchi ayrim savobli amaldan ko'ra gohida xorlik va sing'likka olib boradigan ma'siyat yaxshiroq bo'lib qoladi. Qaytaraman. Faxrga va g'ururga olib boradigan ayrim savob amallardan ko'ra gohida sinqlikka va xorlikka olib boradigan ba'zi ma'siyatlar yaxshi bo'lib qoladi. Kechasi bilan qiyomatlarda turib, terilib, kunduzi yurib, o'zingizdan ketib qolgandan ko'ra o'sha bitta gunohni qilib qo'yib, bo'yingiz egilib, istig'for aytib bir hafta yurdingiz, istig'for tavba qilib. Qilayotgan amallarimiz bizni kibrga, g'ururga olib qo'ymasin. Agar biron bir ma'siyat bilan balolangan bo'lsanglar, bas uni berkitinglar. Agar kimdir qilgan gunohlarini gapirib, faxrlanib yurgan bo'lsa, demak bu odam fojir ekan. Endi alhamdulillah zamonimiz yaxshi odamlarimiz din bilan yashashlik zarurligini tushunib yetyapti. Hozir osiylardan ko'ra fojirlar ozroq. Çünkü qilgan gunohini gapirib faxrlanib yuradiganlar bular oz qolyapti. Uyat bo'lyapti gapirishdi, faxrlanishdi. Alloh taolo as-sittir bo'lgan zot bandalarning qilgan xato kamchiliklarini yashirib qo'yadi. Agar kimni Alloh taolo qilgan avvalgi gunohlarini yashirib qo'ygan bo'lsa, o'zi shu odam oshkor qilib yurgan bo'lsa, bu odam Alloh taoloning satriga beparvo bo'libdi, satrini mensimabdi. Dinimizda qilgan gunohini gapirib ishlik man qilingan birodarlar mumkin emas. Otangizga ham, ustozingizga ham hech kimga gapirib gunohingizni aytishingiz mumkin emas. Alloh yashirib qo'ydimi? Alloh yashirib qo'ydimi? Ochmang. Agar o'zingiz ochayotgan bo'lsangiz, Allohning satriga beparvo bo'lsiz. Shuning uchun uylanganda o'zini hamoqati tufayli kalta fahimligi tufayli er xotiniga o'tmuş hayotini aytib beradi. Hamma yog'ini aytib beradi. Hamma yog'ini aytib beradi. Endi Allohning taqdiri bir kun kelib, er xotini bilan orozlashib, urushib, janjallashib ajrashdi. Endi nima bo'ladi? Endi mana shu qilib bo'lgan hamoqatingni, ahmoqligini mevasini nima qilaver? Totib mazza qilaver. Agar Alloh taolo bir bandani gunohini yashirib qo'ygan bo'lsa, birovga bildirmagan bo'lsa, shu bandaga bashorat bu. Chunki mana quyidagi hadisda o'qiymiz, shu dunyoda qilgan gunohingizni Alloh bekitib qo'ygan bo'lsa, qiyomat kunida kechirishligiga ishora bu. Birodar o'zingiz ochmayapsizmi? Chunki Robbingiz as-sittir bo'lgan zot. Bekitib qo'yibdimi, o'zingiz ochmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Inna Alloh azza va jalla yudnil mu'mina yawmal qiyamati hatta yadha'u alayhi kanafahu." Bu hadis İmam Buhari'den. Buhari'den bu hadis. Albatta Alloh taolo qiyomat kunida deyaptilar Rasululloh bir bandani ustiga o'zini to'sig'ini qo'yadi. Ya'ni qiyomat kunida hamma bitta maydonda turar ekan, mu'min banda hisob kitobga kelganida boshqa bandalardan to'sib turadigan bir to'sig'ini qo'yadi ustiga. Bandani hech kim ko'rmaydi, shu to'sig'ni ichida nima bo'layotganligini. Yasturuhu minan nas fa yaqulu ay abdi ta'rifu zamba kaza va kaza. Ey bandam, Alloh bilan bandani o'rtasida bir muloqot ketyapti. Falon gunohingni eslaysanmi? Banda e'tirof qiladi. Yaqulu na'am ay robbi. Hatta idza qarrahu bi dhunubihi va ra'a fi nafsihi annahu qad halak. Falon gunohni qilganmisan? Qilganman. Falon gunohni qilganmisan? Qilganman. Falon vaqtda qilganman. Hammasini tan oladida o'zini halok bo'lganligiga aniq ishonib turadi. Chunki qilgan. Kitobida turibdi. Qo'liga ushlatib qo'ygan kitobini o'qidi, ko'rdi.
Şimdi Allah Teala ne dedi? Qarang. Qala inni qad satartuha alayka fi dunya va qad ghafartuha laka al-yawma. Şu günahlarını dünyada senin için satır kılıp, belkitip yap koyayım ben. Şimdi bu günde senin günahlarını senge mağfiret kılamak. Şunda boyagi satır optaşaladı. Bana Al-Haqqa surasının tafsirinde şunu deyilgen. Boyagi satır da optaşaydı. Haligi bandanın kitabı da bronta hata okumayan buladı. Hataları barıdı. Lekin Allah yaşırganı da bulardı. Şunda ne dedi? Ha o mukra o kitabiye. Bana yeni beni kitabımı körüyorlardı. Çünkü hamazını Allah da ona keçir vardı. Demek ki buradalar bizi kıyan avvalgi günahlarımızı Allah bir kitip koyan bulsa. Bir kitip koyan günahlarda özümüzü kavlaşır ki hakkımız yok. Allah bir kitip tuttu mu? Ümit kılın kıyamatta keçirip ben bir arada bulardı. Fakat nasuh tavba kıyan bulun. Şu günahdan tohtayan bulun. Şöyman yiyen bulun. Kaytır kımasdaki hak verip şu haktızda turgan bulun. İnsan özünü, kemçiliğini, nüksanını, avratını bir kişi, tosuşu lazım buladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kişini işe yolladılar da hala o kişi işini tüketmezden durup, çakırıp durup, bana hakim ol, git dedi. Bana hakim ol, bizde senge hacatımız yok. Ne için? Elbette min seni Allah'tan haya kılmayatkenini gördüm dediler. Hiç kim körmeyken halatlayan banda yaşanış gerek. Avratını, aybını, nüksanını. Subhanallah. Bu adam yalnız koyandığım, avratını yapmayanlığı, Allah'dan hayal kımayanlığı peygamberimiz yetiştirdik gibi bir yaptılar. Hazırda zamanda adamlar ikiye bölünüp koyan. Biri avratını yapıp bir kitap alıyorlar. Biri avratını ateye körsetiştik için aşırı bir alıyorlar. Acayip. Hiç kim yok cahide avratını açken için Resulullah hayda varırken bozalar. Şimdi adamlar da içi ki avratını açıp çıkışlıydı özleri ki kest koyanlar da akvalanı mı buldu? Ülkeler makiyeyken kimlerimizi yakarayla ki ayarlar da kimini gebre olup cahımız talip etti. Hazır oğul bolladı ki yiyken kim yiyen müşünden konuşmaya kolay yaptı da. Torligi, kaltaligi, namaz okuyken de kança asakal yaşkattı akarlarımız gelip şikayet kolay yaptı damla. Şu kimini yiyen ayet boylar onu yiyen de. Rükü okuyken de, sacda okuyken de, o körümlediyen cahaların körünlükleri yaptı. Ve kiyken kimilerde karayla, biz Müslümanımız buradalar, şeriatlı doğrasından çıkmasını gerek. Rükü okuyken de açılıp dursa, sacda okuyken de açılıp dursa bir caiz. O pul diyor, oğlu gidenmez bu. Pul yok, kembeğal, keltakiyse şuna ne gelir? Yok da yine maksim be çare. Yani buladı karasın, sağda geldi, ben yapıyorsa şunu ki yaptı. Demek ki sağda geldi, bir yerde şehri. Kengi çukur aşımak gelirler o şımak gerekenler. Ya ki tikeykenler. Onu yem olur da adamlar. Müslüman adam hakkıda yapır yapmaz biz. Burada da Müslüman din, iman, etikattan taşkaradaki cahılar demez. Biz Müslümanlar da göre alam kıl yaptı bizge. Estağfirullah. Yenzi an huma libasa huma li yürüye huma sevatihima. Bana Allah Ta'ala atamız Adam ve anamız Havva'nı adaştırgen İblisin iş hakkında haber verip aytadı. Şeytan o ikisinin avratlarına körsatış, özlerine körsatış. Yani üyetli halatki sahip koyuş için libaslarını geçip koyadı. Libasını geçip avratta açıyken paytamızda şeytanını etken işini kırıyken bulamız. Moğol okurup gelsin. Yalangaç buluştuk bu şeytani amellerde. Çünkü ailelerden yokmaz. Ata, bir erkek kişi bala atıya tıpoyan yiğit. Üyüde içki kimi bulan yürüyordu. Kızların aldı da, ayolun aldı da. Ayollar ham, kızlar ham, balavat yetip oyan kızlar ham, şaffaf giyimlerin, tor, kalta, napız giyimini ki yürüyordu ki, akasını aldı da, atasını aldı da. Ailelerde payda bulayken nahoş görünüşler buradalar. Anaşlarının sebebi şu. Boyu yetip oyan kızı, boyu yetip oyan akilkasını aldı da, avratını açıp, tor ki yürüp, huni halatlarda akeler, tez kulağımız yaşanlı kalabiyon bu kaldı. Bunu kadar nahuş halatlar, o kafırlar yurtları da, gayet yurtları da bular idi. Lekin Müslümanlar yurtu yiyen kirip halı yaptı. Sabah ne mi? Bana şu libas, bana şu avratını yapma geldi ki. Şeriatımızda buradalar, ata, hatta özünü, kızını hala seker oluyen bu sayem, ruhsat sorup girişliği gerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabalardan biri, hatta özünü anasının hanasının kirişi için hem ruhsat soruş gereğini işkene de ya Resulullah anamın hanası gelip kirgenin izin soruşum gereği mi?
axir men onamning xizmatidaman ku deganida Rasululloh aytdilar, nima? Onangni yalang'och holatda ko'rishni xohlaysanmi? Ruxsat so'rab keyin kel deb ta'lim berdilar. Dinimizda ta'lim ta'limoti. Robbimiz as-sittir bo'lgan zot. Biz avratimizni yopishimiz kerak. Nuqson kamchiliklarimizni yopishligimiz kerak. Er xotin orasidagi aloqalarni ham birodarlar berkitish kerak, yashirishlik kerak. Bunday odam la'nati bo'ladi. Ayoli bilan yolg'iz bo'lgan holatdagi ishlarda ko'chaga ko'tarib chiqayotgan bo'lsa, bunday odam la'natga qoladi. Masalan, ayollarda shu yarim yalang'och yurganlar, behayolar, fitrati aynib ketganlar. Ana shu fransiyalik aktrisadan so'rayapti. Shu yalang'och holatda rol o'ynaydigan holatingiz bo'ladi. Shunda nimani his qilasiz desa, uyatda orni deydi. Biz hali insoniy fitrati aynimagan ayollarni gapiryapmiz. Aynigan bo'lsa bo'ldi, tugadi endi. Kishi o'zini aybini yashirish kerak. Maqtanmaslik kerak. Bir kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldiga kelib, "Yo Rasululloh, men bomdodga tura olmayman. Uyqum juda ham qattiq, uyquchiman" deb shikoyat qildi. O'zini aybini ochib keldi. Umar ibn Xattob, "Ey senga voy bo'lsin. O'zingni aybini ochib sharmanda qilding-a?" dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Ey Umar, uni tinch qo'ying. Dunyoning sharmandaligi oxiratning sharmandaligidan afzaldir." Oxiratda sharmanda bo'lgandan ko'ra dunyoda xijolat bo'lgan yaxshi. So'ngra duo qildilar. Parvardigor, uyquni undan ketkizgin, agar o'zi istasa, dedilar. Bomdodga turmayotganlar, tushundinglar nimaga tura olmaysizlar ekan? Kim bir musulmonni aybini yashirsa, satr qilib berkitib qo'ysa, qiyomatda Alloh taolo shu bandaning aybini bekitadi. Bu darsimizning asosiy mavzusi ham shu. Bu darsimizda aytmoqchi bo'lgan asosiy so'zimiz ham shu. Musulmonlarni kamchiliklarini, ayblarini ko'rib qolsak mabodo uni yashirib qo'yishlikni o'zimizga birodarlar odat qilaylik, solih amal qilib olaylik. Albatta bu narsaning mukofoti qiyomat kunida bizga beriladi. Bir yomon voqeani, yomon qissani, birovni aybi haqida bir xabarni topib qoldingiz. Shuni kerak emas odamga aytdingiz. Shu odamni aynib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun yopaylik, berkitaylik. Sizni aytgan gapingiz, sizni qilgan fe'lingiz, sizni bildirgan xabaringiz tufayli xalqni, ummatni orasida fahsh munkar yoyiladigan bo'lsa, eshitib qo'ying. Astagfirullah, innal ladina yuhibbuna an tashia al fahishatu fil ladina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Iymon keltirgan kishilar o'rtasida buzuqliklar yoyilishini istaydigan kimsalar uchun dunyoda ham oxiratda ham alamli azob bordir. Alloh bilur, sizlar bilmassiz. Alloh bilur, sizlar bilmassiz. Shuning uchun birodarlar, musulmon odam boshqalarda aybini nuqsonni kavlamaydi. Ularni qidirib yurmaydi. Mabodo eshitib bilib qolsa, ularni berkitib qo'yadi, oshkor qilmaydi. Kim bir musulmon birodarning aybini yashirib qo'ysa, Alloh taolo qiyomat kuni uning ayblarini yashiradi. Qanday qilsak biz boshqalarning aybini yashira olgan, berkita olgan bo'lamiz. O'sha ayblarni bilmasak. Bilmasligimiz uchun qanday yo'l bor? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "Min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'nihi." Kishi o'zi uchun muhim bo'lmagan ishlardan, so'zlardan uzoq bo'layotganligi, ularni tark qilayotganligi islomining go'zal ekanligidandir. Sizga kerak emas so'z, sizga kerak emas ish, sizga kerak emas xabarga buningizni tiqolmayapsizmi? O'sha ishlar bilan ovora bo'lib, menga nima deb turib, sizga aloqasi bo'lmagan narsadan uzoq bo'layapsizmi? Demak, birodar aybini ham, nuqsoni kamchiligini ham bilmaysiz, binobarin uni fosh ham qila olmaysiz. Ana birodarlar. Islomni 4dan 1 xulqini o'z ichiga jamlagan hadis. Kishining o'zi uchun muhim bo'lmagan narsalarni tark qilishi uning islomini go'zalligidandir. Bizga daxl bo'lmagan ishga burnimizni tiqmaylik, aralashmaylik, birovning aybini nuqsonini bilmaymiz ham, shunda fosh ham qilmaymiz ham. Alloh azza va jalla as-sittir bo'lgan zot. Siz bilan bizga mana shu sifat o'zimizda paydo qilib, musulmonlarning ayb kamchiliklarini yashirib, as-sittir bo'lgan Robbimizga yaqin bo'ladigan bandalardan qilishingizni so'raymiz. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله